Evet, kıymetli arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz 15. yüzyıl edebi metinler. Edebi metinleri seçmemizin sebebi, tarihçi arkadaşlarımız her çeşit tarihi metni rahatlıkla okuyabiliyorlar. Ama edebi metinler biraz daha özel bir gayret gerektirdiğinden, edebi metinlere ait özelliklerin, hususiyetlerin, hususiyle manzum metinlerde aruz bezninin bilinmesi ne icap ettirdiğinden birazcık bu konuda emek çekmek gerekiyor. Bunu düşünerek programı yapan arkadaşlarımız edebi metinleri de araya böyle bir program olarak koydular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Siz de katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. 15. yüzyılda Türkçenin okunup yazıldığı sahaya baktığımız zaman Orta Asya sahası, Anadolu sahası, hatta Suriye, Mısır sahası gibi şeyler var, mıntıkalar var. O sahalarda Altın Ordu Devleti, Altın Ordu Devleti parçalandıktan sonra Kırım Hanlığı, Kazan Hanlığı, Kasım Hanlığı, Astırhan Hanlığı, Çağatay Hanlığı, Timurlular Devleti, Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Fetret'ten yeni çıkmakta olan Osmanlı Devleti, aşağı tarafta da vaktiyle Devlet-i Türkiye adıyla kurulmuş olan, Arapça adıyla Devlet-i Memalikiye, Memlük Devleti. Memlük Devleti'ni de biliyorsunuz Kıpçak Türkleri kurmuşlardır. Yani devlete askeriyenin içerisindeki Kıpçak asıllı komutanlar, askerler devlete hakim olmuşlar. Ve Kıpçak Türklerinin kurduğu bir devlettir, Memlük Devleti. Sonra Yavuz Sultan Selim Han ile Safevi anlaşmazlığında Safeviler ile ittifak yapması Yavuz'u kızdırmış ve Memlük Hanedanı'na son verilmiştir. Ama her halükarda birbirleriyle kavga etmiş de olsa bunlar bizim büyüklerimiz, dedelerimiz, amcalarımız. Aralarındaki kavga kendi problemleri. Biz sadece o dönemin yapılan hizmetlerini, işte edebi mahsullerini bugün okuyarak mutlu oluyoruz. Çünkü bakıyoruz tabiri caizse Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar bir Türk dünyası var. Türkçenin konuşulduğu, yazıldığı bir saha var. Bu sahada binlerce edebi eser meydana getirilmiş. Edebi ve tarihi eserler yazılmış. Onun için şöyle hemen akla geliveren bazılarının isimlerini söyleyeceğim. Edebi eserlerin. 15. asrın başından başlayarak Mensur ve Manzum eser yazmış şair ve yazarlarımızın listesine baktığımızda Ahmedi Dai, Süleyman Çelebi, biliyorsunuz Süleyman Çelebi'nin Vesiletün Necat, diğer adıyla Mevlid-i Nebevi isimli eseri 600 yıldır okunur. Bu eseri duymayan, dinlemeyen ya da ilgilenmeyen neredeyse yok gibidir bu coğrafyada. Hatiboğlu, Letaifname diye meşhur bir eseri var. Şeyhi, herkes bu Şeyhi'yi lise kitaplarında Harname'den tanır. Yine Şeyhi'nin Hüsrev-i Şiirini var. Yazıcı oğlum Mehmet Bican Efendi'nin Muhammediye isimli Mevlid'in çok daha geniş bir şeyi var. Vakit çok dar olmasaydı benim dedelerimden intikal etmiş yazma bir Muhammediye var evimizde. Böyle gözümüz gibi itina gösterdiğimiz. Onu getirip tek tek gösterecektim ama zaman çok kısa. Metinlerin belki yarısını ancak okuyabileceğiz. Seçtiğimiz 3-5 metnin. O yüzden ona vakit ayıramadık. Bu Mevlid kısa merasim Siyer-i Nebi'nin, işte Peygamberimizin hayatının. Ama Muhammediye ise çok uzun olanıdır. 1000 sayfa kadar Muhammediye isimli eser. Tetkik araştıranlarınız vardır. Bu eserde halk anlasın diye son derece sade yazıldığı için çok sevilmiş ve okuma yazma bilenler, rahmetli ninemin tabiriyle eski Türkçeyi okuyup yazabilenler, en azından okuyabilenler kış gecelerinde toplanmışlar. Böyle büyük bir hürmetle dinlemişler Muhammediye'yi. Manzum
İslam tarihi desek daha kestirme bir ifade olur. O dönemin eserleri hakkında bilgi verirken Muhammediye üzerinde çok fazla bizim tarihimizde yer olduğu için hususiyle biraz fazla açıklama yaptım. Yine Yazıcıoğlu Ahmet Bican Efendi'nin Enverül Aşıkîn'i var. O dönemde Kıvami'nin Fetihname-i Sultan Mehmet Han, Enveri'nin Düsturnamesi, hanım şairler var o dönemde, muhtelif dönemlerde hanım şairler var. Ben de lisans tezimi Fıtnat Hanım Divanı üzerine yapmıştım. Mihri Hatun ve Zeynep Hatun divanları var. Bu 15. asır hanım şairlerinden. Sultan şairler var, padişah şairler. Avni, artık sultanların sultanı, Ebu'l-Feth, Sultan Mehmet Han, tarihi kayıtların verdiği, en çok kullandığı isim. Mahlası Avni. Sultan Murat Han, Muradi, onun da şiirleri var. Devamında oğlu Sultan Bayezid'in Adli mahlasıyla divanı var. Fatih Sultan Mehmet Han'ın diğer oğlu Cem Sultan'ın divanı var. Abdurrahim Karahisari'nin Vahdetname isimli bir eseri var. Yine o dönemde Sarıca Kemal isimli bir şairimizin divanı var. Ahmet Paşa isimli bir divan şairinin yine divanı var. Meşhur Necati Bey'in ekol ve büyük şairlerden Necati Bey divanı var. 15. asrın öne gelen, hemen ilk akla geliveren eserlerinden. Mesihi Cemali ve Tacizade Cafer Çelebi. Asrın sonuna doğru bunlar. Mensur eserlerden bugün birkaç pasaj okuyacağımız Kabusname tercümesi var. Kitab-ı Dede Korkut 15. yüzyılda, 14. olma ihtimali de var. Çünkü nüshada tarih yok. 14 ya da 15 olduğu kanaati var bütün lisan hocalarında, dil üzerine ihtisası olan hocalarda. Rahmetli Muharrem Ergin Bey, Muharrem Ergin Hoca bunu bizzat kendisi okutmuştu bu dersi. Kitab-ı Dede Korkut'un metnini bize. Ve onun doçentlik teziydi. Vatikan nüshası. Kitab-ı Dede Korkut 15. asrın Anadolu Türkçesiyle kaleme alınmış. Her ne kadar hikayelerin teşekkülü 10. 11. yüzyıllar olsa da kayda girdiği tarihin dil özelliklerini yansıttığı için 15. asır eseri olarak sayılıyor. Okuyacağımız Avni Divanı'ndan az sonra örnek parça göstereceğiz, okuyacağız inşallah. Bir de Orta Asya sahasında bugünkü Özbek Türkçesinin atası olan Çağatay Türkçesinin büyük şairi Nevai. Nevai'nin o kadar çok tesir etmiş ki kendisinden sonrakilere. Osmanlı sahasında birçok şair Çağatay Türkçesiyle şiirler yazmak ve Nevai'ye nazireler yapmışlar, yazmışlar. Ve Türkçeyi fevkalade o zaman, o dönemde Farsçanın çok fazla rağbet gördüğü bir dönemde Muhakemetül Lügateyn isimli eseriyle Türkçe ile Farsçayı mukayese edip Türkçenin üstünlüklerini ispat eden bir şair olarak Nevai'nin Çağatay Türkçesinde çok büyük rolü var. Nasıl ki Azerbaycan, Azeri demek Rusların şeyi olduğu için demek istemiyorum. Azerbaycan Türkçesi diyeyim. O mıntıkanda konuşulan Türkçe. Fuzuli Üstad'ın lisanı onun eserli ne kadar önemliyse oranın Fuzuli'si de tabiri caizse Nevai. Rahmetli Muharrem Bey, binlerce şairimiz var. Hepsi birbirinden kıymetli ama deseler ki bana Türkçeyi en güzel kullanan 5 şair seç deseler şunları seçerim derdi. Bir, Alişir Nevai, Fuzuli, bunlar divan edebiyatı sahasında, klasik edebiyat sahasında. Diğer, acaba öbürlerini de kimleri seçecek diye merak ediyoruz. Yunus Emre, halk seviyesindeki çok sade Türkçenin şeyi, o temsilcisi olarak Yunus Emre. Yine 18. asırda şair Nedim ve nihayet 20. asırda Üstad Yahya Kemal Beyatlı. Bunları seçerim derdi. Hakikaten ben ondan sonra Yahya Kemal'i incelediğimde
hiçbir şairde olmayan o devrine kadar çok farklı özellikler gördüm. Keşke hani bir şey olsa, başka bir ders olsa, Yahya Kemal'i başka bir ders yapsak ama onu yapamıyoruz, giremiyoruz. Sadece bu kadarını söyleyip geçeyim. Metinlere vakit kalsın diye. Özet kısmını bu kadarla geçeyim, ön bilgi kısmını. Şimdi Kabusname çevresiyle ilgili bir iki bilgi söyleyeyim. Bu İran coğrafyasında yaşayan bir hükümdar Kekavus bin İskender, oğlu Gilan Şah için bu eseri bir siyasetname ve nasihat kitabı olarak 1082 senesinde yazmış. Ama bize tercüme edildiği bu metin, şu fotokopide gördüğünüz, fotokopinin hemen ilk başında gördüğünüz iki sayfalık kabusnameden, onun üzerine kabusnameden diye not alabilirsiniz. Fotokopinin en üstünde gördüğünüz şu kısım kabusnameden iki sayfa. İkinci Murat Han önceden yapılan dört tercümeyi, farklı farklı dönemlerde yapılan tercümeyi ağır bulmuş. Germiyan Bey için yapılmış, başka beylikler döneminde yapılmış. Fakat çok sade bir tercümesinin yapılmasını istemiş. Halk tabanını da istifade etsin diye. Mercimek Ahmet, devrin ulemasından, edebiyatçılarından Mercimek Ahmet Bey. Bununla ilgili hatırasında diyor ki, Filibe'de sultanımızın huzuruna girdim. Bir kitap mütalaa etmekteydi. Elinde tuttuğu kitabın ne olduğunu sual ettiğimde kabusname olduğunu söyledi. Ve dedi ki, metni ağırdır. Bunun fevkalade rahat anlaşılabilecek, yani ben mealen söylüyorum, bir tercümesini arzu ederim dedi ve bu vazifeyi bana verdi. Ben de o gün mümkün olan en sade lisan ve kelimelerle bunu tekrar tercüme ettim ve sultanımız çok beğendi diyor. 1432 tercümenin bitiş tarihi. Yani bu 1432 yılının Türkçesi okuyacağımız. Halk dili, o günkü konuşma dili. Ve tam da Fatih Sultan Mehmet Han'ın doğum tarihi 1432. Şimdi 1453 İstanbul fethettiğinde 21 yaşındaydı. 32'de doğunca tam 1453'te 21 yaşında oluyor malumunuz. Hatta 1451'de tahta geçiyor, 19 yaşında geçiyor. 19 yaşındayken Fatih'in tahta geçtiği yaştasın falan diye yeni yaşını böyle kutlarlardı bizim zamanımızda. Metin biraz... Bunlar yazma eserler, çok net değil. Ne kadar temiz metin seçilmeye çalışıldıysa da bazı yerlerdekiler kütüphane 600 yıl öncesine ait bir metin sonuçta. Çok net olmamakla beraber en net olan sayfasından bir yer seçtik. 12. bab diye başlıyor bu fotokopide. Fotokopiden eğer net göremiyorsak buradan takip edelim, tahtada yansıttığımız yerden. Ben yansıttığımız yerden okuyacağım. 44 baptan oluşuyor. Siyaset, devletle ilgili tavsiyeler, günlük hayatla ilgili, ahlak, edep, adapla ilgili tavsiyeler. Bu da misafir ağırlamakla ilgili tavsiyeler. Şimdi misafir ağırlamak dünyada herkesi ilgilendiren bir şey olduğu için bunu seçtik. Mesela baş tarafta dini bilgiler var. Bir Müslüman neleri bilmeli vesaire. Ondan sonra işte ahlaki bilgiler var. Ama misafir ağırlamak deyince, misafir ağırlamak herkesi ilgilendiren bir şey. Herkesin ilgisini çekebilir diye düşünerek bunu seçtik. Şimdi 12. bab, misafir ağırlamak ne vecih üzre olmak gerek ve misafirin halin beyan eder. Ey oğul, bilmiş ol ki eğer halkı davet etmek murad edersen, her gün etme. Hassa, yani hasseten demek bu. Bazen tenvinli geliyor bu. Yani özellikle manasında. Çok sade olduğu için ben belki birkaç bazı kelimeleri söyleyeceğim. İzaha gerek yok bunun. O kadar çok sade. Her gün etme. Hassa,
yat kişiler, yani yabancı kişiler, yat kişiler davet etme. Zira aciz olup konukluk hakkın yerine getiremezsin. Yani misafiri hakkıyla konukluk hakkın yerine getiremezsin. Bari 3 günde bir davet eyle. Yani her gün misafir ağırlasa zaten evin hanımı da usanır, değil mi? Şimdi biz hanımdan izin almadan kimseyi davet edemiyoruz. Tabii hanımlar da haklı, o kadar işin gücün arasında. Misafire mahcup olmak endişesi var. Demek ki her gün davet edenler de varmış. O halde cömert insanlar da var. Ama bu 3 günde bir, en az 3 günde bir tavsiye ediyor. Evet, getiremezsin. Bari 3 günde bir davet eyle ki 3 günlük masraftan artırdığın, yani 3 günlük kazancınla ol bir günde harcidesin. O bir günde, o misafiri davet ettiğin günde 3 günlük kazancından harcayacağın için bolca harcama yapabilirsin, değil mi? Yoksa her gün yapsam belki imkanın yetmez. Sanki bugün yazılmış gibi geliyor bana. Evet, harcayacaksın. Hem nimet bol görünür. Evet, ikramların bol görünür. Hem ziyafetin âli olur. Nokta. Hasutlar, yani çok haset edenler, hasedin içinde davet ettiğin adamlardan belki seni çekemeyenler de var. Hasutlar, nimet çokluğun görünce ayıp ile itale-i lisan etmeyip, yani ayıplamak gibi bir bahane bulamazlar, eksik bulamazlar. Ayıp ile itale-i lisan, dil uzatamazlar sana. İtale-i lisan itmeyip elemdar olurlar. Üzülürler ama bir şey diyemezler. Niye üzülüyorlar? Hasetlerinden. Yani hasetlerinden çatlarlar ama sana da bir şey kulp bulamazlar. Demek ki her dönemde haset insanlar tabiatıyla var. İnsan tabiatı değişmiyor. Evet. İtale-i lisan itmeyip elemdar olurlar nokta. Belki insaf ile aferin ederler. Belki de yani artık ya ayıp oluyor, adam bu kadar emek çekmiş, buna bir teşekkür edelim, çok güzel olmuş, ne güzel olmuş diyelim. Hani aferin burada takdir. Aferin etmek, takdir etmek. Hani hasedinden çatlayanlar bile seni takdir eder diyor. Aferin ederler nokta. Vakta ki ne zaman ki davet olunan misafirler gele, davet ettiği misafirler geldiği zaman her birin istikbal edip önünce yürü. Ya yani misafirin önünden yürü. Onu karşıla ve önünden yürü. Adap hiç değişmemiş. Bakın 600 sene önceki tavsiye bugün gibi. Sanki bugün büyüklerden biri çocuğuna, misafire karşı şöyle davran der gibi sanki, değil mi? O baktım böyle en güncel burası geldi bana. Ondan burayı seçtim. Evet, istikbal edip önünce yürü ve tevazu ve tekrim eyle. Alçak gönüllü ol ve tekrim, yani ikram et. Evet, tevazu ve tekrim eyle. Ağırla, pardon, ile. Şimdi ile ile eyle aynı yazılır. Cümlenin gelişinden bunu ayırt ederiz. Eğer ayırt etmek mutlaka gerekirse, elifin üzerine bir hemze koyarak bunu temin ediyoruz. Metinlerde rastlıyoruz buna. Hani bazen manzum metinleri yanlış okumasınlar diye, vezin bozuluyor çünkü ile ile eyleyi farklı okuduğunuzda. Elifin üstüne hemze koyduğunda o artık mutlak e okunacağı için ile ile eylenin birbirine karışması önlenmiş olur. Burada şimdi öyle bir şey koymadığından biz cümlenin gelişinden bunu sonradan fark ettik. Evet, tevazu ve tekrim ile ağırla. Ve her birine mertebesine göre mekan göster. Şimdi mesela şehrin mülki amiri misafir oldu. Onu herhalde kapının önünde bir yere oturtmazsınız, değil mi? Baş köşede bir yere oturtursunuz. Her birisine mertebesine göre mekan göster. Ve dil nüvazlık eyle. Gönül alıcı şeyler konuş. Dil nüvaz ya da dil nevaz. Her iki şekilde bunun telaffuzunu görüyoruz. Bir kelime gördüğümde aklıma hemen şu takılıyor. Mezuniyet tezini hazırlarken Kamusu Osmani'den istifade etmiştim. Bir kütüphaneden ödünç aldım. O zaman Kamus Türkiye'nin baskısı yoktu. Sonradan basıldı.
O zat Mehmet Salahi Efendi, Kamus Osmani müellifi her kelimeye manzum misal vermiş. Benim için bir hazine oldu. Her kelime mesela nüvaz geçiyor, orada hemen dil nüvaz geçti, bir misal vermiş. Onlar da böyle zihnimde kalmış, bazen konuşma arasında kullanıyorum. Herkesin çok hoşuna gidiyor. Yani Kamus Osmani'nin o usulü hakikaten hoşuma gitti. Burada Ahmet Paşa'nın yine bu dönem edebiyatçılarının bir şiirinde bu kelimeyi görmüştüm. Ahmet Paşa şöyle diyor. Sabah Mesih dem olup humardan bu gece hıtaya benzedi gülşen nigardan bu gece. Sabuh içmedi gündüz çemende gül-i ruhsar. Bu nergisin gözü nedir humardan bu gece? Müzeyyen oldu reyahin, bezendi bağı çemen. Meğer ki bağa haber geldi yardan bu gece. Şimdi her yer bezeniyor, süsleniyor, hazırlanıyor. Yardan haber gelmiş. Halbuki ya bir de kendi gelse acaba ne olacak? Bunu okuduğumda çok ne muazzam bir söyleyiş demiştim. Yani divan şairlerimiz böyle hayret denilecek çok ifadelerde bulunmuşlar. Bu şiir şöyle bitiyordu. Dil nüvazı kullanacağım şimdi, onun için öncesini okudum. Ne dil nüvaz göründü vü ne hem can efruz, murada erdi gönül ruzigardan bu gece. Evet, böylece 15. asrın bir başka şairinden de bu vesileyle örnek okumuş olduk. Aklıma dil nüvazı görünce, dil nüvazlık kelimesini aklıma geldi. Bunun hem dil nevaz hem dil nüvaz şekilde harekelendiğini görüyoruz harekeli metinlerde. İkisi de kullanılıyormuş. Acem lisanından Türkçe'ye girmiş bir kelime, nüvaz, dil nüvaz daha doğrusu. İki kelimeden oluşuyor. Evet, gönül açıcı, gönül ferahlatıcı demek şeyler söyle. Dil nüvazlık eyle. Zira şiirin kelam, şiirin taamdan yedir. Bu atasözüymüş. Evet, çok güzel değil mi? Güzel söz, güzel yemekten daha iyidir. Evet, şiirin kelam, şiirin taamdan yedir. Nokta. Ebu Şükür Belhi, burada Şükür geçmiş ama bu zatın ismi Ebu Şekur olarak geçiyor başka belgelerde. Bu Ebu Şekur Belhi meşhur bir zat. Bunun bir sözünü almış. Tabii onun eserinden aldığı için Farsça bir beyt var. Biz hemen mütakip Türkçe tercümesini vermiş. Bunun orasını okuyalım. Bize Türkçe metin konumuz olduğu için. Geçiyorum. Şu mihma dost ve yani'ye kadar iki mısra Farsça. Yani şu şiirin Türkçesi yani. Her gece dost ya düşman misafir ola. Gece gündüz ol misafirin hizmetinde ol. Hizmetinde olmak lazımdır. Bu beytin manası buymuş. Yani her gece dost ya düşman misafir ola. Gece gündüz ol misafirin hizmetinde olmak, yani hizmetinde olmak lazımdır. İmdi vakta misafirler gelip oturalar, meyve mevsimi ise, meyve mevsimi ise önlerine soğuyacak meyve getir. Böyle serin meyve. Zaten bu meyve mevsimi yazın olur. O zaman şimdiki gibi şeyler yok. Kışın pek, kışa ait meyveler ancak kurutulmuş meyveler olur ya da kış meyveler olur. Soğuyacak, insanın hararetini giderecek meyveler. Soğuyacak meyve getir. Tenavül ideler. Demek ki meyveyi yemekten önce yemeyi tavsiye ediyor. İlginç. Bazı tıp otoriteleri de aynı şeyleri söylüyorlar. Sonra yerseniz midede ekşime olur vesaire diyorlar. Meyveyi önce yiyin diyorlar. İştahınızı azaltır. Fazla yemekten de kurtulursunuz diyorlar. Ben de burada görünce demek ki bu çok eskiden beri tavsiye edilen bir sıhhi tavsiyeymiş diye öğrenmiş oldum. Evet, tenavül ideler. Badehü anları söze tutup, onları konuşmaya tutup, müsahabet eyle. Ta ol yemiş hazmola. Yani meyve hazmolduktan sonra demek ki asıl yemeğe geçilecek. Ta ol yemiş hazmola.
Badehü sofra çekip taamı ihzar eyle. Tenavül, tenavüle mübaşeret itsünler. Ve sana bu iki kere gel demedikçe ve sana bir iki kere ve sana bir iki defa buyur gel demedikçe sana bir iki kere gel demedikçe sofraya oturma ve söyle ki bana mukayyet olman. Yani beni rahat bırakın. Hani benimle ilgilenmeyin. Ben ev sahibiyim. Benim size hizmet etmem lazım manasında. Bana mukayyet olman. Orada mimden sonra sağır kef olmayın manasında. O dönemin şeyi böyle kullanımı. Benim hizmetim var. Benim hizmetim var. Burada hizmet kelimesi hizmet diye peltekze ile yazılmış. Kelime Arapça hizmet, Farsçaya hizmet diye girmiş z ile. Bize telaffuzu oradan, yazılışı Arapçadan gelmiş. Dolayısıyla hem hizmet hem hizmet şekillerinde görüyoruz. Artık bugün hizmet şekline dönüşmüş. Evet. Benim hizmetim var. Siz safada olun. Siz safada olun. İkinci, üçüncü ilhahta, ısrarda, ikinci, üçüncü defa ısrar ederlerse, sen de, sen dahi, dahi bitişik yazmış, normalde ayrı yazması gerekir, dahi edatını, sen dahi oturup taama mübaşeret eyle. Lakin cümleden aşağı otur. Ev sahibi değil mi? En baş köşeye oturmaz. Misafirlerin yanında cümleden aşağı otur. Ama konuk senden çok olur, adam olursa, pardon, ama konuk senden çok ulu Adem olursa, çok daha mertebesi, makamı yüksek birisi olursa, ama konuk senden çok ulu Adem olursa, sana oturmak reva değildir. Ve dahi özür talep etmek ehli suuk işidir. Çarşı pazar adamlarının işidir. Yani avam işidir. Özür beyan etmek uygun olmaz diyor. Yani misafire filan utanma, iyice yi, iyice yigil. Eski dil bilgisi kitaplarında emri hazır eki diyor bu gılgile. Oku gıl, gel gil, kel gil, kör gil gibi sen oku, sen ye. Burada yigil. Yani sen ye. Utanma. Eyüce yegül. Demek ayıptır. Misafire öyle denmez. Yaşanmış bir hadise. Telaffuzu, Türkçe telaffuzu zayıf olan muhacir bir ne misafir olmuş birisi. O da misafir sıkılmasın diye ye utanma ye diyecekmiş. Ye utanmaz ye deyivermiş. Adam çekilivermiş kenara. Ya benim demiş dilim işte sürçtü falan filan dediyse de tekrar oturtamamış. Bunu yaşanmış bir Çerkez kardeşlerimiz kusura bakmasın. Çerkezlerden birisi anlattı. Çerkez muhaciretini mütakip olan bir hadiseymiş bu. Türkçesi tam düzgün olmayan birisi böyle bir lisan hatası yapmış. Bak ta o zaman da misafire böyle denmez. Utanma ye demek doğru değilmiş demek ki. Bu. Şimdi bunu okuyunca yaşlı Çerkez'den dinlediğim bu hatırayı hatırladım. Şimdi arkadaşlar bu oldukça sade. Şimdi esas bu asfalt yol. Şimdi şoseye gireceğiz, daha sonra da toprak yola. Bizim çocukluğumuzda daha eskilere ait okul kitaplarını ben karıştırırdım. Derlerdi ya 30'lu yılların okul kitaplarında derlerdi ki yollar üç nevidir. Yollar üç nevidir. Bir, adi toprak yollar. Ne olduğunu anlıyorsunuz artık. Hiç sadece yol olarak açılmış ama çukurlu, taşlı, içiniz dışınıza çıkar oradan bir gitmeye kalksanız. Adi toprak yollar. İki, tesviyeyi türabiyesi yapılmış toprak yollar. 30'lu yılların Türkçesinden. Üç, şose yollar. Bizim çocukluğumuzda en âlâ yollar şose yollardı. Asfalt yoktu. Benim yaşım 60'a vurmak üzere. Yani 50 sene önce asfalt sadece şehir merkezlerinde falan vardı. Şimdiki nesil diyor ki ya olur mu öyle şey asfaltsız yol? Oluyordu. Yani asfalt çok yeni bir hadise. Asfalt petroldür, petrol ürünüdür. Petrol olmadan önce zaten asfalt hiç yoktu. Petrol kullanılmadan önce. Hatta şose mühendisliği diye bir bölüm vardı.
meşhur Türkiye'nin eski başbakanlarından Süleyman Demirel şosa mühendisiydi, yol mühendisiydi. Evet, geçiyoruz şimdi. Bunu geçelim. Bunu fotokopiden siz devamını baştan sona okursunuz. Bu oldukça sade. İşte 1432'nin Fatih Sultan Mehmet Han'ın doğduğu tarih olan bu tarihteki Anadolu'da halk dili böyleymiş. Bunu müellif sultanımız böyle emretti, ben de böyle yaptım, çok beğendi diyor. Hemen ikinci mensur metine geçelim. Bu da halk hikayeleri olduğu için hepimizin okul kitaplarında bunun belki bugünkü sade Türkçeyle okunmuşunu gördük. Ama orijinal, bizatihi orijinal metinden bir iki sayfa çektik. Bir miktar da bundan okuyalım. Kitab-ı Dede Korkut 14. ya da 15. yüzyılda yazıya geçtiği ittifakla bu iki, ama 15. yüzyıl olması ağırlıklı olduğunu söylerdi hocalarımız. Merhum Muharrem Ergin Hoca bizatihi kendisi doçentlik tezi olduğu için Vatikan nüshasından bize okutmuştu orijinal metni. İşte bu onun giriş kısmından bir bölüm. Tabii İslami dönemde eserler besmele ile başlıyor. Besmele ile başlamak sünnet olduğu için. Peygamberimizin Mısır hükümdarı Mukavkıs'a yazdığı mektup besmele ile başlıyor. Topkapı Sarayı'nda mevcut. Ondan dolayı da bu bir eser yazılacağı zaman besmele ile başlanması böyle bir usul olmuş. Evet. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Resul aleyhisselam zamanına yakın Bayat boyundan Korkut ata dirler bir er koptu. Yani zuhur etti, çıktı. Evet, Oğuz'un ol kişi tamam bilicisiydi. Ne dirse olur, olurdu. Gayıptan dürlü haber söylerdi. Hak Teala anun könlüne ilham ederdi. Korkut ata eğitti. Bu aitmak, hala şeyler kullanıyorlar bu şekilde aitmak. Kazak, Kırgız, Özbek talebelere vaktiyle Türkçe dersine girmiştim. Halk Eğitim Kanalı'yla Türkçe kursuna. Aitmak fiilini çekin dedim. Aytarmın, aytarsın, aytardı. Aytarmız, aytarsız, aytardılar diye çektiler. Şimdi aitmak bizde eğitmek. Sonra artık bugün kullanılmıyor. Bunu şeye geniş zamana girdiğinde de eydür. Çiçek eydür derviş baba, annem babam topraktır. Mesela Yunus'ta eydür. Bu dönemde bu şekle doğru kelime dönmeye başlamış bakınız. Korkut ata eğitti. Ahir zamanda hanlık girü kayıya dege. Degmek, ulaşmak, vasıl olmak, nasip olmak gibi manaları var. Geçmek, yani hanlık kayı boyuna geçecek. Ahir zamanda hanlık girip kayıya dege. Kimesne ellerinden almaya. Şimdi kimesne kelimesinin en eski Türkçe metinlerde, Orhun kitabeleri ve mütakip metinlerde kim erser ne? Sonra kim erse ne? Daha sonra Doğu Türk lehçesinde kimerse şeklinde kalıplaşmış. Hala kimerse diyor Kazaklar. Bizde ise kimes ne? Sonra da kimse olmuş. Yani kim ise ne? Bundan önceki şekli. Sonra kimes ne? İşte bu şekli. Ve nihayet kimse ki şekli. Sonra kime nesne kelimesi gibi. Onun da en eski şekli ne erser ne. Şimdi az sonra o Çağatay metinlerine geçince daha kolay anlamamız için bir ön hazırlık yapmış oluyorum aynı zamanda. Sonra bu ne erser ne, Doğu lehçesinde nerse olarak kalıplaşmış. Hala öyle kullanıyorlar nesne manasında, nerse. Bizde ise ne ise ne, sonra da nese ne ve nihayet nesne olmuş. Nesne şey demek. İşte bir kimse şunu yapsa ne lazım gelir? Fetvalarda görüyoruz. Nesne lazım gelmez. Hiçbir şey lazım gelmez demek. Evet.
nesne, kimesne, kimesne ellerinden almaya. Ahir zaman olup kıyamet kopunca. Yani kıyamet kopuncaya kadar. Bu didügi Osman neslidir. Bu Osman Gazi'nin neslidir. Evet, bu didügi Osman neslidir. İşte sürülüp gidiyorur. İşte sürüp gidiyor. Yor dediğimiz şey daha önceki şekli yorur. Orta Asya'da hala öyle. Gidiyor, gide yorur, gele yorur şekillerinde kullanıyorlar hala. Ve dahi Nietzsche buna benzer sözler söyledi. Korkut Ata Oğuz kavminin müşkilini halleder idi. Hal de şedde koymuş dikkat ederseniz. Bitiş, vasıl yapacağız burada. Halleder idi. Halletmek diyoruz ya. Her ne iş olsa Korkut Ata'ya tanışmayınca işlemezlerdi. TD değişmesi yeni başlamış bu dönemde. Ve transkribe metinlerde bunu T ile transkribe ediyorlar. Altına nokta koyarak kalın T olduğunu belirtmek için. Sonraki dönemlerde tamamen D'ye dönüşmüş. Evet, tanışmayınca manasına. Tanışmayınca işlemezlerdi. Her ne ki buyursa kabul ederlerdi. Sözün tutup, bazen mesela bu tutmak iken tutmak olmuş. Burada da bakın T'den D'ye dönüş bazılarında gerçekleşmiş. Tamam ederlerdi. Dede Korkut soylamış. Allah Allah demeyince işler olmaz. Kadir Tanrı vermeyince er bayımaz. Evet, bu bayımak zengin olmak demek. Bay zengin manasına geliyor. Bunu bayı nasıl sayın manasında kullandılar merak ediyorum. Ziya Paşa'da ben ilk görmüştüm. Ya bisteri kemhada ya viranede can ver. Çün bayu geda hake beraber girecektir. İster viranede, ister kuş tüyünden saraylarda, döşeklerde öl. Zengin, fakir, toprağa aynı şekilde girecek diyor. Ziya Paşa Üstad'ın hayranıyım. Unutulmaz Mısralar diye bir kitabı maaşımın yarısını vererek almak zorunda kalmış. Yani hayranlığımdan dolayı birisiydim. O zamanlar bir nadide bulunmayan bir kitap, basılmayan bir kitabı bulduğunuz zaman hazine bulmuş gibi sevinirdiniz. O zamanın Google'ı yok, bilmem başka türlü metne ulaşma şansı yok. Kütüphaneye gidip ya orada okuyacaksınız, orada ya da kitabı çok fazla masraf edip alacaksınız. Unutulmaz Mısraları bir emekli edebiyat muallimi 30 yıllık divanları tarayarak, 30 yıl çalışma sonucunda 1000 yıllık Türk edebiyatından 1000 sayfalık bir seçme yapmış. Çerçevelik Mısraları. Bunu üşenmedim saydım. Fuzuli'den kaç sayfa, Baki'den, zirve şairlerden. Ama zirve Ziya Paşa'da. 45 sayfayla Ziya Paşa birinci. Ötekiler arkasına doğru diziliyor. Hocam Hilmi Soykut yanılmıyorsunuz. Hilmi Soykut, evet. Hocasına rahmetli Faruk Kadri Timurtaş, bizim hocamızdı, getirdiğinde kitabı görünce irkildim diye başlıyor. Kitaba bir takriz yazmış. Yani büyük bir gayret tabii o zaman için. Yani bilgisayar yok, şey yok. O zaman binlerce divanı tarayıp da öyle bir eser çıkarabilmek büyük bir gayret. Allah rahmet eylesin, hayatta değilse, hayattaysa uzun ömür versin. İlmi Bey'in bilmiyorum hayatta mı değil mi ama çok eski oldu herhalde. Kitap ta 60'larda basılmıştı. 60'da basıldı, bir daha ikinci baskı olmadı. Sonradan yaptılar hocam. Çok sonra yapıldı. Ben ta 80'li yıllarda bunu aradım, gittim yayın evine sordum. Dedik ya biz o 25 yılda bitirebildik dedi o baskıyı. Maalesef dedi böyle kıymetli eserlerin alan yok dedi. Biz de dedi bunu ticari olarak bunu basabilmemiz mümkün değil dedi. Ancak bunu Kültür Bakanlığı basarsa. Telif hakkı da bizde, böyle bir teklif de yapmıyor Kültür Bakanlığı. Bekliyor dedi. Bir daha basılma imkanı yok. Bunun üzerine biz Kültür Bakanlığı belki basar derken bir arkadaş da buldum. Ya dedi bende nadide eser ama dedi 50 bin lira eski parayla maaşımın yarısına falan tekabül ediyor. Dedim alayım olsun.
Değer. Hiç de pişman olmadığımız. 15-20 yıl sonra basıldı. Şimdi çok cüzi fiyata alıyorsun. Yani o zamanki yarım maaşa değil de cüzi fiyata. Hatta şimdi şey var, PDF'si var. Kadir Tanrı vermeyince er bayılmaz. Bayılmak zengin olmak demiştik. Kazak talebelere bayılmak fiilini çek dedim. Bayımay mın, bayımaysın, bayımaydı. Bayımaymız, bayımaysız, bayımaydılar diye çekti. Zengin olmam, zengin olmazsın, zengin olmaz diye biz çekebiliyoruz ancak. 15. asır Nazım. Çünkü sözlerin sultanı, sultanların sözüdür diye böyle bir güzel bir söz var. Biz de şimdi Fatih Sultan Mehmet Han'a karşı şey olmasın, ayıp olmasın diye divanından bir iki şiir aldık. Yani dedik baktık başka, az önce söyledim o dönemin şairlerini, onlarca şair saydık. E dedik ki artık 15. asır zirve icraatlar yapmış sultanımızdan okuyalım da dedik bari onun hatırasını yad etmiş olalım. Aşk divan şiirinde biliyorsunuz bizim bugünkü anladığımız manada değildir. Aşk insanı olgunlaştıran bir ruh eğitimidir. Aşık nasıl olmalı? Nasıl bir aşık nasıl olmalıdır sorulmasına cevap olarak yazmış bunu Fatih Sultan Mehmet Han. Onu okuyalım. Gereken yerlere izah edelim. Ağlasa aşık belayı hecr ile nalan olup, aşık sürekli ağlamalı. Ayrılık derdinden sürekli ağlamalı. Burada anlatmak istediği bu. Evet, ağlasa aşık belayı hecr ile nalan olup, gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup, evet, gözlerinden normal yaş değil, hatta kanlı yaşlar akıtmalı. İmlada henüz daha imla yeni yerleştiği için, mesela yaşta Y'den sonra elif olması lazım, işte orada belayı derken Y'nin altındaki noktalar lüzumsuz, onların olmaması lazım falan, o gibi şeyleri girsem çok zaman gider, oraya girmiyorum. Evet, ağlasa aşık belayı hecr ile nalan olup, gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup, geh cefa kuhu gubarından urunsa kisveti, geh bela vadisini geçt eylese uryan olup, bazen cefa dağının tozlarıyla giyinse, yani Ferhat gibi olsa, evet, cefa dağının tozları, geh bela vadisini geçt eylese uryan olup, ya da Mecnun gibi çöllerde uryan vaziyette dolaşsa, yani ya Ferhat gibi ya da Mecnun gibi olsa, öyle başka sözde aşıklığı kabul etmiyor şair. Evet, geh cefa kuhu gubarından urunsa kisveti, kisvet giyecek elbise, cefa dağının tozlarından elbise giyse, yani cefa dağının tozlarıyla tozlansa, geh bela vadisini geçt eylese uryan olup, ya da bela vadisinde dolaşsa. Her ne denglü cevrler görse, vefalar eylese, her ne denglü gülseler haline ol giryan olup. Herkes ona gülse, deli dese, bilmem ne dese, o ise gözyaşı dökmeye devam etmelidir. Evet. Ya bunlardan gocunmamalıdır. Kendisine cevretseler, gülseler vesaire haline, o bir aşık olgunluğuyla haline devam etmelidir. Gam beyabanına her gün eylese seyrü sefer. Evet, beyaban çöl. Bir aban kelimesinden birleşmiş bu kelime Farsça. Susuz yerler demekmiş. Bir ab, susuz. Bir aban, susuz yerler. Beyaban. Yahya Kemal Üstad'ın şiirinde ilk geçmişti de o zaman incelemiştim. Bir hıyabandır ki hasret kuyu canandan geçer. Her geçen canana peyvest olmadan candan geçer. Bu da aşkla ilgili, aynı bu konuyla ilgili bunu düzenleyen. 20. asırda Avni'nin belki talebesi olur. O yüzden söylemiş, onu da söyleyelim. Onu da hakkını yemeyelim.
Bir hıyabandır ki hasret kuyu canandan geçer. Her geçen canana peyvest olmadan candan geçer. Meyve-i memnudan tatmak günahından beri. Kârbanı aşk bitmez bir beyabandan geçer. İşte burada görmüştüm bu beyabanı. Hatta bunun sonunda da şöyle diyor. Dinlemek çün macerayı hecri nayından kemal. Mevkibi yaran diyarı Beytül Ahzan'dan geçer. Yahya Kemal'i tanımayan birisi bu şiir okusa bu 15. 16. yüzyılda yazılmış bir şair zanneder. Ve nihayet Ahmet Refik öyle zannetmiş. Ahmet Refik, Yahya Kemal'in dahsıl adı Ahmet Agah biliyorsunuz. Takma isimle bir saki şiiri var onun. O muhbeçeyle tanıştımdı lale devrinde, kasr-ı cinan içinde falan diye böyle devam ediyor şiir. Okusam vakit kaybolacak. Tamam demiş ya. Bak Lale Devri'ymiş o devrin ismi. Kasr-ı Cinan çünkü Sultanahmet'in buraya şu Sadabat'ta yaptırdığı bir seyir kasrının ismi. Demiş ya bunu böyle isim vereyim mi? Birkaç gün sonra Yahya Kemal bir şiir daha neşretmiş. Gönül o afete meftundu Lale Devri'nde. Ki verdi şanu şeref ya Lübale Devri'nde. 16 yaşına dahil o şuhu Sadabat. Cihanı verdi idi ihtilale devrinde. Sadabat'tayız şimdi. Sadabat'la ilgili bir şey okumadan olmaz. Böyle devam ediyor, anlatıyor. Ve en son kadehte lalini görür de gâhi deriz ki kemal. Gönül o afete meftundu lale devrinde. Ha demiş lale devrinde yaşayan Kemal isimli bir şair. Ve devrin adı da lale devri. Biz belgelerde hiç lale devri görmedik. Hiç. 40-35 yıldır. Özellikle bakıyorum hiç görmedim. Böyle bir devir adı uydurma. Yahya Kemal bunu böyle hayal etmiş. Ahmet Refik de onun dolmuşuna binmiş tabiri caizse. Ahmet Refik okul kitaplarına öyle yazınca artık şimdi lale devri. Şimdi kimse bunu... Yahya Kemal, Ahmet Refik lale devrine ait Kemal isimli bir şair keşfedildi falan diye bir makale yazmış. Hoşuna gitmiş Yahya Kemal'in. Bu sefer daha ilginç bir şiir yazmış. Gördüm ol mehduşuna bir şal atup lahurdan, gül yanaklar üstüne yaşmak tutunmuş nurdan. Nerdübanlar bu sişi nermini damaniyle mest, indi bin işveyle bir kaşaneyi favfurdan. Atladı damen tutup üç çifte bir zevrakçeye, geçti sandım mahı nev ayineyi billurdan. Halkı sadabat iki sahil boyunca fevç fevç, vade-i teşrifine alkış tutarken doğurdan, cedveli simin kenarından bu avazın kemal, koptu bir fevvare-i zerrin gibi mahurdan. Tamam demiş artık, karar vermiş şey bu şiiri de okuyunca. Adam gördüm diyor, gördüm. Halbuki Yahya Kemal bunları hayali yazmış. Üstadım bunları nasıl yazıyorsun demişler. Daha önceki şairlerin hiçbirinde bu özellik yok değil mi? Yahya Kemal'in ondan mahsus özelliklerden bahsetmiştim. Tay-i zaman ediyorum demiş. O ne demişler? Tay-i mekan velilere mahsus bir keramettir. Allah'ın sevgili kullarına Allah-u Teala ihsan ederse veliler bir anda başka yerde de gözükür. O Allah'ın verdiği bir özel izin. Normal insanların yapacağı bir şey değil. Bu keramet. Fakat tay-i zaman için hayal gücüdür yeterli olan. Hayal gücünü kullanarak o zamanda yaşadığını farz edip o günün şartları içinde şiirini yazmak. Çık tayyı zaman et, açılır her perde. Bir ömür geçir istediğin her yerde. Ben tayyı zaman edip yaşadım İstanbul'u fethettiğimiz günlerde. Bu da Yahya Kemal. Ondan sonra ben de şimdi bu şiirleri okurken o güne gidiyorum. Bunu bizzat Fatih Sultan Mehmet Han'ın önünde böyle pür edep dinliyormuş gibi okuyorum. O zaman tayyı zaman ediyorum ben de. Daha iyi zevk alıyorum. Evet. Beyaban kelimesinden buralara çıktık değil mi? Tekrar dönelim. Beyaban çok uçsuz bucaksız bir yer. Yoksa beyabanda kayboluruz. Evet, çölde kaybolmak Allah korusun felakettir. Bizim şimdi çölde kaybolmak deyince, çöl deyince akla Fizan çölleri ya da Yemen çölleri gelir. Rahmetli dedelerimden biri Yemen'de askerlik yapmış. Yemen çölüyle ilgili çok deyimler söylerdi ninem. Arnavutluk'tan bir askerimiz, Yemen'e Arnavutluk taburları gönderilmiş belgelerde görüyoruz.
Bir gün çölde bir hecin devesi görmüş. Arnavutluk'ta pek görmemiş deve bulunduğu yer. Taşlık, sarp bir yer. Deve pek kullanılmıyor demek ki. Yani şey, coğrafya icabı. Ya demiş, bu deve denilen şey bu demek ki. Bineyim demiş üstüne. Binmiş ama deve huylanmış. Kalkmış, koşmaya başlamış. Deve böyle çöktüğü zaman sahibi dur derse durur, çök derse çöker. Onun devenin hangi dilde hitap ediliyorsa onu demeniz lazım. Yemenli ne diyorsa deveye, mesela bizim orada ıh derler, ıh, deve çöker. Biz develik devrine yetiştik. Fakat öyle demezseniz hayvan çökmez. Makedon birinden Arnavut merkep almış. Dur diyecek merkebe, hani çüş diyecek. Makedonca'da farklı bir şey söyleniyormuş. Kendi dilinde söylüyor, hayvan durmuyor. Ya demiş, senin eşek huysuz, affedersiniz. Ya demiş, huysuz olur mu? Sen onun dilini bilmiyorsun. Makedonca söyleyeceksin. E nasıl söylüyorsunuz böyle? Öyle demiş, hayvan aynen itaat etmiş ondan sonra. Demiş ki, hayvan Makedonca biliyormuş. Ben Arnavutça söylüyorum. Şimdi, Hasanoğlu Mehmet, Arnavutluk'tan, İşkodralı. Orada, devenin üstünde başına bu felaket gelmiş. Deve çöle doğru hızla koşmaya başlamış. Yani uçsuz bucaksız çöle doğru. Arkadaşlarının olduğu yerden çok uzağa doğru. Okyanus gibi kaybolduğunuz zaman çölde, yani eğer şansınız yaver gitmez de birine rastlamaz, yolunuzu bulamazsanız susuzluktan, açlıktan ölürsünüz. Çöl öyle bir yer. Bunun üzerine bakmış artık, ben herhalde demiş bu çölde ölür kalırım. Kimsecikler de yok. Bir deve kuşu görmüş. Onu da ilk defa görüyor. Ona bir şeyler söylemiş kendi dilince. Belki demiş, bu deve kuşu dile gelir de arkadaşlarıma ya da anneme babama söyler ne olduğunu. Ey mürgi acip, gidersen Elbasan'a, Elbasanlı Mehmet, Elbasan İşkodra'nın bağlı bir sancaktı vaktiyle. İlbasan diğer adıyla. Gidersen İlbasan'a selam söyle anda baba Hasan'a. Mehmet binmiş bir alamete, gidiyor kıyamete. Hakkınızı helal edin. Bu bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete, buradan olmuş. Rahmetli Cem Karaca bunu şeye mal etmişti. Bu böyle bir Yemen'le ilgili anlatılan bir şey. Aklıma şimdi beyaban çöl möl deyince aklıma bu geldi. Evet, devam edelim. Gam beyabanına her gün eylese seyrü sefer, her gece mihnet sarayı firkata mihman olup, her gece gam çöllerinde dolaşacak ve her gece mihnet saray, yani sıkıntılarla dolu sarayda da misafir olacak. Razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, aşkın sırrını söylemek için kendinde asla takat bulmasa, sinesinde navegi dilduzlar pinhan olup, sinesine gelen sevgilisinin gözünden çıkan kirpiklerin oklar misali, bakışının hayali, göğsüne gelen oklar, onu böyle bu ızdırabı yaşasa bile aşkın sırrını ifşa etmek şeyini bulamayacak. Böyle deyince hemen aklıma şu geliyor. Topkapı Sarayı'nda bir yazma şiirde. Bu tespit edildikten sonra şairin divanı bulunamamış ama çok fazla nazire yazılmış. Bir şiirle edebiyat tarihlerinde yaşıyor bu zat. Süzme çeşmin gelmesün müjgan müjgan üstüne. Urma zahmı sineme peykan peykan üstüne. Dilde gam var şimdilik, sen gelme lütfet ey sürur. Olamaz bir hanede mihman mihman üstüne diye başlayan bir şiir var. Devamını okusam vakit gider. Diyor ki bu başka şairde görmediğimiz bir özellik var burada. Gönülde keder var. İstemesek sevmesek de misafirdir. Dilde gam var. Gönülde dil gönül malum. Şimdilik sen gelme lütfet ey sürur, ey sevinç. Misafire karşı ayıp olmasın, sen şimdilik bekle. Olamaz bir hanede mihman mihman üstüne. Bir evde iki misafir aynı anda olmaz. Ondan sonra çok üstüne redifli buna nazire yazmışlar. Çok sayıda. Şair Rasih isimli bir şairimize ait.
Ama kederi gönülde misafir gibi kedere muamele etmek inceliğini de orada gördüm. Evet, devam edelim. Mihman deyince bu Navegi Dilduz tabiri gözden çıkan oklar, peykan üstüne dedi. Şimdi gözlerini süzdüğü zaman gözündeki oklar nişan almış oluyor. Açtığında fırlatmış oluyor okları baktığında. Ve şairin kalbi nişan tahtası gibi, ki ona amaç denir. Farsçadan gelmiş bu amaç kelimesi, amaç olmuş Türkçe'de. İstanbul'un Maçka semtinin adı Amaçgah tarihte. Ok atı, nişangah demek. Yani poligon diyoruz ya şimdi Frenkçe, poligon. Burası da eskiden poligonmuş. Ok atış, atış alanı. Atış alanı bari deseler, o da Türkçe en azından. Poligon kelimesini ben çok sonra öğrendim, ne olduğunu bilmiyordum. Eskiden amaçgah denirmiş. En azından atış alanı deselerdi belki daha şey olurdu. Gerçi en azından o da yaşıyor bir semt ismi olarak da olsa. Bu kelimeyi ben kendi soyadım olduğu için araştırmaya başladığımda ta şeyde gördüm. Sultan Veled'in divanında 12. asırda, 13. asırda Sultan Mevlana'nın oğlu oluyor. Mevlana Celaleddin Rumi merhumun oğlu oluyor. O da sade Türkçeyle, Mesnevi Farsça ama divanını Türkçe yazmış Mevlana'nın oğlu. Uçtmak aşından dilerven bir iki çanak, uçtmak cennet demek. Nur hamurundan birkaç bazlamaç. Kaşların yaydur közin oklar atar. Könlüm ol oklar için oldu amaç. Herhalde izahına gerek yok. Burada şaire gelen Navegi Dilduzlar bunları hatırlattı. Devam ediyorum. Dilberinden rahm eğer olmasa ol dil hasteye. Gönlü hasta olan bu şaire eğer sevdiğinden bir merhamet olmazsa, dilberinden rahm eğer olmasa ol dil hasteye, kimseler derdine derman edemez imkan olup. Başka kimsecikler derman bulamaz. Tabipler bulamaz. Ancak sevdiği bulabilir. Hemen böyle deyince Fuzuli Üstad'ın tabii bu Azeri sahasını da başına yazdık ama ona giremeyeceğiz. Bir en azından beyt okuyayım onu. Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip. Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır. Bu 1981'in üniversite sınavında çıkmıştı. Bu o zaman üniversite sınavında çıktığı için hiç unutamadık bunu. Baktık sonra bunun uzun bir gazelin içinde geçiyor. Bu da onun hatırası. Burada anlattığı şeye benzer bir ifade bu da. Evet, kimseler derdine derman edemez imkan olup. Verseler mülkü cihanın tacu tahtı devletin. Canım mülkü cihanın tacu devleti senin zaten efendim. Değil mi? Diyeceği geliyor insanın. Hani bu sadece şair kimliğiyle konuşuyor. Padişahlığından bahsetmiyor şimdi bak. Aşık kimliğiyle konuşuyor. Verseler mülkü cihanın tacu tahtı devletin. Avni kuyun terk itmez başına sultan olup. Ey Avni, onun yani sevgilinin semtini, kuy semt demek, bize köy olarak geçmiş bu kelime. Manası geniş Farsça'da. Semt, mahalle, ikamet olunan yer, belde, kuy, ikamet mahalli demek. Yani köyde olur, mahallede olur. Bizde sadece mana daralmasıyla sadece köy manasında kullanılmış. Onun için kuy olursa vezin ancak tutuyor. Biz hep kuy yar mesela terkiplerde bunu böyle transkribe ediyoruz. Verseler mülkü cihanın tacu tahtı devletin, avni kuyun terkin itmez başına sultan olup. Evet, avni dünyanın hükümdarı da olsa şeyi terk etmez diyor. Şimdi bu dönem tabii Osmanlı'nın şahlanış dönemi. Roma'nın
defterini dürdüğü dönem tabiri caizse Roma İmparatorluğu'nun, yani İstanbul'un fethi demek, Roma'nın hukuken ortadan kalkması demek. Kanuni Sultan Süleyman 1520'de başa geldiğinde, hemen 16. asrın daha ilk çeyreğinde Fransa hükümdarlarından birine yazdığı namenin kaydı var Mühimme 3 defterinde. Şöyle başlıyor. Fransa padişahına name-i hümayunumuz yazıla ki asitane-i devlet aşiyanımız melazı kayasire-i zaman melce-i ekasire-i deverandır diye başlıyor ilk cümle. İstanbul, devletimizin merkezi olan İstanbul'daki eşiğimiz Kayserlerin ve Kisraların gelip yüz sürdükleri yerdir. Ne demek istediğini anladınız. Kayserler ve Kisralar Roma imparatorları ve İran imparatorları, yani Pers imparatorları. Bu daha sonraki şairlerde çok daha ilginç şekillerde anlatılır. Hatta şair Nedim Sultan Ahmet Han'ı överken diyor ki asitan üzre yüzün bir iki defa ferşidüp sonra ruhsat yap olur cem girmege divanına. Sultanımızın eşiğine bir iki kere yüzünü sürmeden cem bile huzura kabul edilmez diyor. Tabi İran'ın efsanevi hükümdarı cem, buradaki cem. Evet, devam et. Evet, bu da bitti. Fatih Sultan Mehmet Han'dan biraz daha kısa bir şey. Bu da çok hayran olmuş. Üstad Ziya Paşa buna nazire yazmış. Onun için ben bunu seçeyim dedim. Ama bunun daha farklı bir özelliği var. Bu, bakın, öteki talik yazıydı, divan. Divan da bunu eksik olduğunu görmüş. Farklı öteki başka divan yazmalarla karşılaştırdığı zaman merhum Ali Emir Efendi, Ali Emir Kütüphanesi'nden aldık bu görüntüleri. Millet Kütüphanesi'nden. Bunu ilave etmiş divanın sonuna. Bu kadar güzel bir şiir eksik kalmasın diye. Ali Emir Efendi'nin el yazısı bu. Ali Emir Efendi istisnai ulemamızdan birisidir. Bütün ömrünü 30 sene Osmanlı mülkünü dolaşarak, henüz daha 3 kıtada çok geniş bir coğrafyayı içine alan topraklarımız elimizdeyken 30 sene dolaşarak ne kadar kıymetli eser varsa birer nüshasını temin etmiş. Mükerrerse bağış yaptırmış. Değilse satın almış. Değilse bine yakın eseri böyle oturmuş, kütüphanelere kendini hapsederek yazmış. Osmanlı coğrafyasını dolaşmış. Yemen'ini, Bosna'sını, o günkü bütün coğrafyayı ve nihayet 16 bin küsur kitaplık bir kütüphane temin etmiş. Bunu niçin bu kadar emek çekmiş diye insan hemen aklı geliyor tabii. Çocukken ben Ali Emir Efendi'nin Tarih ve Edebiyat-ı Osmanlı Mecmuası isimli bir dergisini 2,5 yıllık sayılarını okumak bahtiyarlığına eriştim. Bir kütüphanede buldum, emanet verdiler. Derginin sayıları ciltlenmiş. Hayranlığımdan böyle kesintisiz bir şey romanı okur gibi okudum. Yani hayran olduğun zatları yaz deseler hemen birinci olmasa da ikinci sırada gelir Ali Emir Efendi. Üstad Yahya Kemal'in şiirlerinde övdüğü 8-10 kişi var. Bunlardan birisi Ali Emir Efendi. Öyle herkesi beğenmez Yahya Kemal. Kendi şiirlerinin hiçbirini beğenmemiş ve hayatında hiçbirini neşretmemiş. Sadece birkaç tanesi tefrika edilmiş gazetelerde, işte az önce anlattığım şekilde. Vefatından sonra Yahya Kemal Enstitüsü kurularak eserlerini onlar neşrettiler. Ali Emir Efendi'nin bu yazdığı bine yakın çok kıymetli eser içerisinde, yani bine yakın böyle tamamen istinsah edilmiş, kopyası çıkarılmış eser var. Bazılarında da görülen eksiklikleri böyle tamamlamış. İşte bu da onlardan birisi. Bu vesileyle Ali Emir Efendi'nden de bahsetmiş olalım diye. Ali Emir Efendi'nin hizmetleri unutulur, yeni nesiller bilmez diye Yahya Kemal Eski Şiirin Rüzgarı ile kitabında Ali Emiri'ye bir gazel yazmış. Hamiyetli edebiyat muallimleri de bu şiiri mevzu ederler de okuturken talebelere Ali Emiri'den bahsederler ve
çocuklarımız, yeni gelecek nesillerimiz dedeleri Ali Emiri'yi örnek alırlar ümidiyle bu şiiri yazmış. Çok muazzam bir duyguyla yazmış yani. Bu maksatla yazmış olması şiiri okumadan geçmemek gibi bir şey, zaruret hasıl ediyor. Emir Efendi'nin kütüphaneye, kitaplara bu kadar düşkün olmasının sebebi işte şu. Rüştiye yıllarında diyor, dergisindeki çocukluğunu anlattığı hatıratında, Rüştiye yıllarında Paşazade bir büyüğümüz vardı, devlet görevlisi. Bana 10.000 küsur kitaplık kütüphanesinin anahtarını verdi. Senin kitaplara çok kıymet verdiğini biliyorum. Gözün gibi bakacağından eminim. Kütüphanenin temizliği, bakımı sana ait. İstediğin kitabı okuyabilirsin. Benim için hazine bulmaktan çok daha iyiydi. O 10.000 kitabı tek tek karıştırdım. Beni alakadar edenleri okudum. Tarihi Amit isimli bir eserde, kendinin de böyle bir eseri var, okurken şöyle bir felaket cümlesiyle karşılaştım. Vaktiyle Diyarbakır, Ali Emir Efendi Diyarbakırlı, çok muazzam kütüphaneleri olan bir şehirdi. Moğol istilalarında bu kütüphaneler yakıldı. Yakmakla bitirilemeyenler katırlara yüklenip Dicle ve Fırat nehrine atıldı. Böylece günlerce bu nehirler mürekkep renginde aktı. Günlerce kendine gelememiş bu malumatı okuyunca. Sonra şöyle bir teselli bulmuş. Ben demiş bütün Osmanlı mülkünü dolaşayım, üç kıtayı. Bu eserlerin mutlaka farklı farklı yerlere giden nüshaları bu soykırımdan kurtulmuştur tabiri caizse. Kitap soykırımından. Oralarda bunların nüshalarını bulurum. Mükerrer varsa onları vakfettiririm. Devlet gücünü de arkasına almış, defterdar, muhasebe müdürü ve mal müdürü görevleriyle dolaşmış Osmanlı mülkünü. Yani sıradan birisi de değil. Devlet görevlisi olarak gitmiş ki devlet görevlisiyle gittiğiniz zaman bütün kapılar size daha rahat açılır. Ve 30 sene en ücra yerlere tayin ettirmiş kendisini. Beni demiş ta Trablusgarp Fizan'a tayin edin. Tabii devlet görevlilerinin işine geliyor. Adam bulamıyorlar öyle uzak yerlere göndermeye. Emir Efendi gidiyor orada görevini yapıyor. Bütün hususi ve umumi kütüphaneler dolaşıyor. Tek tek inceliyor kitapları. Ve ne kadar kıymetli eser varsa toplamış. Ve nihayet İstanbul'da kütüphaneyi kurup vakfetmiş. Efendim adınızı verelim ne olur demişler. Olmaz demiş. Biz bunu Allah rızası için yaptık. Milletime hediye ettim. Bu milletimin irfanının eseridir bu kitaplar. Geçmiş alimlerimize olan hürmetimden bunları ben bu gayreti yaptım. Millet kütüphanesi diyelim. Müslüman milletime benim yadigarımdır diyerek Millet Kütüphanesi ismini vermiş. Fatih'te Millet Kütüphanesi. Sonra işte Ali Emiri Kültür Merkezi diye onun adı unutulmasın diye belediye böyle bir isim koydu bir başka yere. Ali Emiri Efendi'nin de Diyarbakır'da askerlik yapmış bir öğrencime sordum. Dedim ya orada Ali Emiri Efendi ile ilgili ne var? Sadece bir cadde var dedi. Ali Emir Caddesi diye halk da bozuk Türkçeyle söylüyor dedi. Tabii üzüldüm. Ali Emir Efendi'nin orada bir onun adına kütüphaneler, okullar vesaire olması lazım. Hemen Yahya Kemal Üstad'ın bunun kadar kısa bir şiir. Onu okuyup buna geçelim. Ali Emiri'nin ruhuna gazel. Tabii ruha gazel yazılmaz ama okuyanlar ruhuna dua etsinler diye bu ismi vermiş Yahya Kemal. Muhtaci sen füyuzuna eslaf pendinin, diz çök şimdi önünde Emiri Efendi'nin. Amit o şehri nur, övünsün ilelebet. Fazlu faziletiyle bu necli bülendinin. Amit Diyarbakır'ın eski isimlerinden birisi. Evet, Amit o şehri nur ki övünsün ilelebet. Fazlu faziletiyle bu necli bülendinin. İklimin Rum'u gezdi 30 yıl taraf taraf. Bir maksadıyla tab-ı nefais pesendinin. Yekpare bir nur olan bu kütüphane-i nefis, yekpare servetiydi bu alemde kendinin. Ecdadı pakimiz gibi vakfetti millete, hayranı oldu halk eseri bimenendinin. Ya fahri kainat, sen ifa et ecrini, divan-ı kibriyada bu şark ercümendinin. Evet, bu Cumhuriyet döneminde yazılmış bir şiirdir. Yahya Kemal böyle sıradan birisi değil. Yahya Ali Emiri için ancak böyle bir şiir yazılabilir demiş. Ali Emiri merhum
Yahya Kemal Bey evladımız diye ona da Yahya Kemal'i takdir ettiğinden bu takdirkar sözlerini gördüm eserinde. Evet, gelelim Fatih Sultan Mehmet Han'ın şiirine. Velehü rahmetullahi aleyh. Yani bu da, bu şiir de o rahmetullahi aleyh Fatih Sultan Mehmet Han'ındır demek istiyor şair. Sakıya meysun ki bir gün lalezar elden gider. Çün irer faslı hazan, bağu bahar elden gider. Evet, baharda okunacak en güzel kaside budur herhalde. Şiir budur herhalde. Evet. Sakıya meysun ki bir gün lalezar elden gider. Çün irer faslı hazan, bağu bahar elden gider. Her nice zühdü salaha mail olur hatırım. Gördüğümce ol nigarı ihtiyar elden gider. Şöyle hak oldum ki ah itmeye havf eyler gönül. Lacerem bağdı saba ile gubar elden gider. Gırre olma dilbera hüsnü cemale kıl vefa. Cimin noktası unutulmuş. Hüsnü cemal o yani. Güzellik ve cemaline güvenme diyor. Gırre olma dilbera hüsnü cemale kıl vefa. Baki kalmaz kimseye nakşu nigar elden gider. Yar için ağyar ile merdane ceng itsem gerek. İt gibi murdar rakip ölmezse yar elden gider. Ziya Paşa merhumun yaptığı nazirede şurada ihtiyar elden gider kelimesinde, ihtiyar kelimesini öyle bir tevriyeli kullanmış ki onu hemen hatırladım burayı okurken. Nevcivan sevmekte ben piranı tayip eylemem, an olur ki seyrederken ihtiyar elden gider. Evet, ihtiyar kelimesini burada tevriyeli kullanmış Ziya Paşa. Evet, 15. asrın Osmanlı sahasını tamamladık. Biraz da Orta Asyalı kardeşlerimizin tabiriyle Kandastarımızın memleketine dönelim. Onlar Kandastar diyorlar bize. Kandaşlarımız. Söylüyor. Kazaklar öyle söylüyor. Şeyler kandaş diyor diğer başkaları. Yani bizim soydaş dediğimizde onlar kandaş diyor. Aynı kanı taşıdığımız akrabalarımız demek. Orhun kitabelerinde Türk begleri, Oguz begleri diye ikiye ayırıyor Türkleri. Türk begleri Orta Asya'da kalanlara, Oguz begleri de batıya gidenlere söylüyor. Batıya gidenleri Azerbaycan mıntıkasına gelen Oğuzlar, Anadolu Rumeli'ye gelen Oğuzlar ve aşağıya gelen Oğuzlar, Halep vesaire Orta Doğu'ya gelen Oğuzlar. Biz dolayısıyla aslında Oguz begleri, onlar Türk begleri iken batıyla sürekli mücadelemiz olduğu için, Haçlı seferleri vesaire sürekli batı dünyasıyla çarpıştığımız için biz de Türk diye bizim adımız Türk kalmış. Onlar da daha sonra kurulmuş olan Özbek Hanlığı, Kazak Hanlığı gibi isimleri, eski hanlık devlet isimlerini kendi boylarının isimleriymiş gibi kullanmaya başlamışlar. Tabii Sovyetlerin de bu işine gelmiş vaktiyle. Bunları hep özellikle Kazakça, Kırgızca böyle bölmek için uydurmuşlar. Hatta o 20. asra kadar Azerice diye bir şey yok, Azeri diye bir şey yok. Azerbaycan diye bir mıntıka var. Ama hala bugün şuurlu Azerbaycanlı hiç kimse bunu, bu terimi kabul etmiyor. Öyle bir şey yok. Bunu Ruslar, Sovyetler uydurdu diyorlar. Bizi sizden ayırmak için. Öyle Erzurum, Erzincan nasıl konuşuyorsa Bakü'de öyle konuşur. Hiç farkı yoktur. Benim amcam nasıl konuşuyorsa şeyde öyle konuşuyor. Azerbaycan Devlet Başkanı da öyle konuşuyor. Bakıyorum, dinliyorum bazen. Diyorum ki ya benim amcamdan bir konuşma farklılığı yok. Biz farklı konuşuyoruz. Bizim dilimiz biraz Türkilizceye doğru dönmüş. Ondan dolayı anlaşılamıyor. Azerbaycanlı bir talebe şöyle demişti. Hocam ben kadim kelimatımızı anlayıram. Arabi Farisileri de anlayıram. Fakat sizde öyle kelimat var ki bunları ne anlayıram ne lügatlarda bulurum. Türkçe bizden böyle şikayet etti, bizim lehçemizden. Dedim maalesef öyle. O dert bizde de var. Biz de aynı derdin sıkıntısını çekiyoruz. Evet, şimdi dönelim bakalım Orta Asya'ya.
Yardım ayru köngül, mülki durur sultanı yok. Bizdeki dan denler, onlarda dın din. Yardın, yardan demek. Yardan ayru köngül, yardan ayrı olan gönül. Mülki bir mülktür ki, bu i eki Farsçadan girmiş. Özbek Türkçesine, yani o günkü Çağatay Türkçesine. Mülki durur sultanı yok. Bir mülktür ki onun sultanı yoktur. Yardan ayrı olan gönül, mülkü olmayan sultan gibidir. Ya da sultanı olmayan mülk gibidir. Mülk kim, sultanı yok. Cismi durur kim, canı yok. Sultanı olmayan bir mülk de cismi olmayan bir can gibidir. Yani canı olmayan bir beden gibidir. Hepsi birbirine bağlı olarak devam edecek şimdi. Bunu şimdi divan şiirinde mazmunlar edebiyatıdır demiştik. Mesela yar mutlak manada tasavvufta Cenab-ı Hakk'a denilir. İçinde Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti olmayan, Allah'tan gafil olan bir kalp ölüdür der tasavvufi eserler. Onun için gönül Allah'tan gafilse, Allah'ı hatırlayamayacak kadar gaflete, günaha bulaşmışsa, o cansız cisim gibidir. Hatta buna tasavvuf kitapları meyyit-i müteharriktir der. Hareket eden ölü. Yani bunu çift taraflı da açıklayabilirsiniz. Bir görünür manası, bir de tasavvufi manası. Bütün divan şiirlerinde bu var. Yardın ayru köngül mülki durur sultanı yok. Mülk kim sultanı yok, cismi durur kim canı yok. Yani tam 600 yıl önceki Taherat'ta, Nemengan'da, Fergana'da konuşulan Türkçe. Cismdin, yani cisimden, cansız, ni hasıl ey Müslümanlar kim? Cansız bir cisimden ne hasıl olur ey Müslümanlar? Evet, ni hasıl ol Müslümanlar kim? Ol, yani o cansız cisim. Bir kara toprağı digdür. Bir kara toprak gibidir. Bu teg, Azerbaycan Türkçesinde. Özbeklerde dig olmuş, deg olmuş önce kapalı eyle. Dik gibi yazılıyor. Menin tek kimseler zaru perişan olmasın ya Rab Fuzuli'den. Şimdi Azeri sahasında böylece arada bir Fuzuli Üstad'dan bir iki beyt okuyarak orayı da idare etmiş olacağız. Zaman darlığından dolayı. Evet, bir kara toprak diktir. Bir kara toprak gibidir. Gülü reyhanı yok. Kapkara bir toprak. Güller, reyhan, çiçekler yok. Gül kelimesi Orta Asya Türkçesinde çiçek demek mutlak manada. Gülistan, gül çiçek bahçesi demek. Peki güle ne diyorsunuz dedim Kazaklara. Güle bey çiçek diyoruz dediler. Hatta biz bay çiçek diye Kazakların telaffuzuyla söylüyoruz. Çiçeklerin beyi, çiçeklerin efendisi. Ne güzel dedim isimlendirmesi. Gül, mutlak gül dediğinde çiçek diye anlıyorlar. Bey çiçek derseniz gülü anlıyorlar. Çiçeklerin beyi, gül. Buradaki gülden kasıt çiçek. Bu, yani her çeşit çiçek. Düşünün yani, envai çeşit bütün çiçeklerin örneklerinin olduğu, reyhanların, güzel kokulu çiçeklerin açtığı bir bahçe bir tarafta, bir de kapkara bir toprak. Hiç kimse herhalde o kapkara toprağı istemez değil mi? İşte diyor, aradaki fark budur. Yardan ayrı olan gönül kapkara toprak, öteki de gülü reyhanlar içerisinde, o yeşillikler, güzellikler içerisinde bir insan. Aradaki fark bu kadar farklıdır diyor. Evet, cismdin cansız nihasıl ey Müslümanlar kim ol? Bir kara toprak diktir kim gülü reyhanı yok. Bu toprağı olmuş onlarda. Bizde toprak olmuş. Azerbaycan'da da torpağı. Soydaşlarımız derdi Karabağ işgal altındayken, Karabağ Azerbaycan torpağıdır. Bir selamlaştıktan sonra onlarla bir, yani telefonla falan görüşüyoruz ben. Serhan Babayev diye bir öğrencim var, Azeri. Arada telefon ediyor. Hile yazıyorlar, Serhan. Ona hal hatır sorduğu sonra hemen Karabağ Azerbaycan torpağıdır derdim. Çok sevinirdi. Bize destek veriyorsunuz diye. Tabii geçen sene Türkiye'nin desteğinden de çok memnun oldular. Çok şükürler olsun. Yani orada çok büyük dramlar yaşadık ama 30 yıla yakın süren bir canımızın bir parçası.
şeyden kurtuldu, işgalden kurtuldu. Darısı diğer yerlerin başına. Ben insanların hissine engel koyamazsınız. Ben böyle hissediyorum. Yani ben başka türlü buradan başka türlü bir yalancıktan resmi şeyler söyleyemem. İçimden geldi. Kameraya alınıyor, alınsın. Yani ben böyle düşünüyorum. Suçsa cezasına razıyım. Evet. Evet, bir kara toprak diktir kim gülü reyhanı yok. Bir kara toprak kim yoktur gülü reyhan ana. Bir kara toprak ki onun gülü reyhanı yoktur. Bu da şuna benzer. Bak, birbirine bağlı cümleler. Ol karanlı gece diktir. O karanlık gece gibidir. Karanlık gece gibidir. Mehitabanı yok. Zifiri karanlık. Mehitaban, mehtap. Ayın 14'ü. Ayın 14'ü. Hep divan şiirinde ayın 14'üne benzetilir sevgili. Karanlık gecede yol gösterir. Hatta bu mehtap o kadar çok kullanılır ya Bedri Düca ya da Mehtap olarak ya da Mahtap, Mehitaban. Bunların hepsi divan şiirinde aynı manaya gelen şeylerdir. Dolunay, Tolunay diye de geçiyor. Alişir Nevai'nin Mecalüs'ün Nefais isimli bir eserinde bir Türk hükümdarından bahsediyor. İskender Şirazi, İran mıntıkasında Şirazlı bir hükümdar. O, İran'da 1000 yıl kadar Türk hanedanlar idare etti biliyorsunuz. Onun bir kıtasını misal olarak almış oraya. Ama bu şey bulunamadı. Divanı henüz bulunamadı. Bir gün bulunursa çok ileri seviyede bir şair olduğunu zannediyoruz. Onu misal olarak almış, demiş ki şairin divanını henüz göremedim ama bu şiir, bu kıtayı yazabilen çok büyük bir şair olması lazım diyor. Orada tolun ayga nispet ittim yarımı, hacaletten eridi gitti yarımı, tar-ı muyunun ger zekatın virem, ya Halepni ya Mısırını ya Rumu. Sevdiğimi dolunaya benzettim, yani Mehitaban'a. Utancından erimeye başladı, utandı, yüzünü kapattı. Dolunay ayın 14'ünden sonra küçülmeye başlar. Buna hüsnü talil sanatı denir biliyorsunuz. Utancından eridi gitti. Ne kadar hoş bir hüsnü talil bu. Ay her gün küçülüyor değil mi? Siyah saçının zekatını verecek olsam, başka güzelliklerin değil, sadece siyah saçının zekatını verecek olsam, tar-ı muyunun zekatını ger verem, ya Halep'ni ya Mısır'ını ya Rum'u, ya Halep'i ya Mısır'ı ya Anadolu'yu vermem lazım. Allah Allah, bu adam bonkör bir adam. O kadar çok memleketleri nasıl veriyor? Hükümdar adam, bir sürü toprağı var. Bunu okuyunca aa dedim. Bizim Çeyizli Güç beldemiz vardı. Oralı kardeşlerimiz kusura bakmasınlar. Tarihin bir gerçeği. Onları çok seviyorum. Simav, ondan sonra Emet ve neresiydi? Bir de Tavşanlı. Burası Devlet Hatun'un, Germiyan Bey'in kızı Devlet Hatun'un çeyizi olarak Yıldırım Han'a verildi. Çeyiz için toprak verildiğine göre demek ki zekat için de toprak veriliyormuş. Şair öyle misal veriyor. Devlet Hatun Yıldırım Han'ın kızıdır, zevcesidir biliyorsunuz. Çelebi Mehmet Sultan'ın annesi. Tarihte Devlet Hatun'un çeyizi olarak o topraklar tarih kayıtlarında vardır. Biz de ilkokulda ilk duyduğumuzda bunu çok şaşırmıştık. Oralı arkadaşlarla karşılaşınca ya siz zaten çeyizlik değil misiniz falan diye takılırdık onlara kızdırmak için. Bir kara toprak kim yoktur gülü reyhan ana, anga. Şimdi bu buna, şuna, ana, bana, sana nasıl, niye böyle yazılıyor diye ben hep merak ederdim. Baktım ki bizim Kazak, Kırgızlar hala İstanbul'a geldim. Ankara'ka gittim. Sizge birdim, size verdim. Kitapka baktım. Ha, onlar hala öyle kullanıyor. A baktım, o dönem hep öyle. Bizde bu, şu, o, ben, sen, o. Bunların sonuna ek geldiğinde, mesela ben. Bunun normalde bene olması lazım değil mi? İsmin e hali dediğimiz o ek geldiğinde. Ki zaten ağızlarda öyledir Anadolu'da. Bene
bana, sene, sene ne deriz mesela. Ben çocukken de çok düşünürdüm. Ya biz daha doğru konuşuyoruz herhalde. Şehirliler seneyi sana diyorlar. Beneyi bana diyorlar. Onlar kaba kalın konuşuyor falan diye düşünürdüm. Çocuk halimle böyle garip bir şey zannederdim. Ha sonra baktım ki eski Türkçe'de böyleymiş. Bu şeyden izler taşıyor. Cevdet Paşa'nın Marif Nazırlığı zamanında bu Orta Asya'dan getirdiğimiz bazı telaffuzların imlada muhafaza edilmesi meselesi gündeme gelmiş. Demişler ki artık biz telaffuz ettiğimiz gibi yazalım. Mesela işte bana, sana, ona yerine bizim bugün telaffuz ettiğimiz gibi yazalım. Ya da işte turdu, togdu, tağ, tal gibi tığlı yazılanlar yerine dalla yazalım. Marif Nezareti imla encümenine havale edilmiş ve oradan buna uygun olmadığına dair bir yazı çıkmış. Demişler ki biz kadim köklerimizi muhafaza etmek durumundayız. İstanbul Hilafet Merkezi olması sebebiyle, İstanbul Darül Hilafe olması sebebiyle buradaki bütün matbuat ve neşriyat sair biladı Türkiye'de, mesela Kazak, Urumçi'de, Kaşgar'da, Nemengan'da, Buhara'da, Hıyve'de, Hokant'ta vesair biladı Türkiye'de suhuletle okunup anlaşılabilmesi için kadim köklerimizi imlada muhafaza etmekte zaruret vardır. Her ne kadar çocuklarımız bizim telaffuzumuz gibi bunu telaffuz etsinler ama yazarken 20 yazsınlar demişler. Tordu yazsınlar demişler. Turdu, tovru yazsınlar demişler. Kabul etmemiş devlet. Fakat dalla yazan da yanlış sayılmayacak diye izin vermişler. Devlet kitaplarında hep öyle yazıldığını gördük. O Orta Asya'dan gelen öğrencilere Osmanlı Türkçesi dersini verirken gözleri parladı. Dediler ki bu bize çok yakın. Sizin Türkçeden çok yakın. Niye dedim? Biz diyoruz geldi. Burada siz yazmışsınız geldi. Biz geldi, siz geldi söylüyorsunuz, geldi okuyorsunuz. Biz onu geldi olduğunu anlıyoruz ama siz de geldi olduğu için geldi okuduk. Biz burada yazıyor kördi. Biz kördi diyoruz. Osmanlı bizi düşünmüş. Bak. Allah Allah dedim ya ne basiret. Ya 150 sene önce Cevdet Paşa'nın Marif Nazırlığı zamanında o zamanki heyet bunu düşünmüş. Tabii nereden bilecek komünizm diye bir kasırga gelip de 30'a yakın farklı alfabe tatbik edecek Türk dünyasına, aramızı böyle hallaç pamuk gibi atacak, biz Batı'nın egomanyasına gireceğiz, Amerikan safında onlar başka bir safta, birbirimize alakamız kesilecek falan filan. Bunları nereden bilsinler? O zaman Adriyatik'ten Çin'e aynı yazı kullanılıyor. Buradaki kitap orada da okunuyor, oradaki kitap burada da okunuyor. Evet. En azından bu köklerimizi muhafaza etmiş oluyor. Angah derken, bizde mesela bu Osmanlı'da anga olmuş. NG birleşerek nun tamamen şeye girmiş, sağır kefe dönüşmüş. Bir kara toprak kim yoktur gülü reyhan anga, ol karanlık hice dik kim mehitabanı yok. Ol karangu kiçe kim yoktur mehitaban anga, zulmetidür kim içi de, yani içinde. Bizdeki ne kaynaştırmalar onlarda yok. Orta Asyalı bir arkadaş Azatlık Radyosu'nda yayınlamak üzere bir röportaj yapmıştı. Kazak Kırgız talebelerimizle ve benimle. Bir heyecanla bekliyoruz yayınlanacak radyoda. O zaman bu Azatlık Radyosu komünizm döneminde şeyde yayın yapıyordu. Berlin'de. Şimdiki Profesör Abdülvahap Karabey, belki tanıyanlarınız vardır. Eskiden arşivciydi. Abdülvahap Hoca Berlin'de o radyonun spikeriydi. Abdülvahap Hoca gelip soydaşlarıyla yaptı şeyi. Röportajı. Ve bizim nihayet şeyimiz çıktı. İstanbul Zeytinburnu'da, burnunda demeyi var. Okup Turgan Kazak, Kırgız, Özbek balalarının işte söyleşisidir diye yayınladılar. Şeylerimizi orada dinledik. Evet, içi de, başı da,
oradaki kaynaştırmayı getirmiyorlar. Onların özelliği bu. Bu da bu örneği burada görüyoruz. Zulmeti dur, içi de çeşme-i hayvanı yok. Yani çeşme-i hayvan ya da ab-ı hayat çeşmesi, çeşme-i ab-ı hayat aynı manada. Hayvan canlı demek lügat manası itibariyle. Canlılık veren, dirilik veren çeşme, ebedilik veren su, ab-ı hayat dediğimiz su'nun çeşmesi. Bir karanlık ülkedir ki, karanlıklar içinde bir yerdir ki, orada ab-ı hayat yoktur. İnsanı canlı, can verecek bir çeşme yoktur. Zulmeti kim çeşme-i hayvanı anın bolmagay. Öyle bir karanlık ki, onun hayat veren bir çeşmesi olmayınca, bolmagay olmayınca, bolmak olmak, bolmagay olmayınca, olmadığı zaman, duzehi dur kim? Duzak cehennem demek. Duzaki bir cehennemdir ki yanında yani yanında hani içi de gibi Ravza-i Rıdvan'ı yok. Yanında cennet bahçesi yok. Aşağıdakiyle beraber açıklayalım bunu. Duzaki kim Ravza-i Rıdvan'dın olgay na ümit bir cehennem ki çıkıp cennete girmek ümidi olmasa Allah korusun. Bir humaridir ki anda mestlığı imkanı yok. Öyle bir sarhoş ki asla ayıkıp normalleşme imkanı yok. Yani sürekli anormal bir vaziyet içinde. Şimdi ehli iman ne kadar günahkar olursa olsun biiznillah cehennemde günahını çektikten sonra cennete gidecek. Ehli iman için bu müjde var ayetlerde, hadislerde. Fakat kafirler için bu yok. O zaman düşün ki yanında cennet olmayan, yani cennet cehennemden çıkıp da cennete girme ümidi olmayan bir vaziyet varsa bu adam için nasıl bir azaptır? İşte yardan ayrı kalmak böyle bir şeydir diyor. Herhalde bu kadar ifade edilebilir. Ey nevayi yar anga mundak şey bar pardon. Şimdi şöyle olmuş burada. Bu yar iki nokta buraya konacakken sondaki de bar olacak cümlenin gelişinden. Müstensih hata yapmış. Mutlak hattat olmuyor bunlar. Sehven bir noktayı iki nokta, iki noktayı bir nokta koyabiliyorlar. Burada aynı bu durum cümlede başında iki noktalı sondaki de iki, tek noktalı olacakken tam tersi olmuş. Bunu düzeltiyoruz. Ey nevayi, bar anga, bar anga, ona var, git, mundak ukubetler, var değil, onda var, yani onun için var. Munu tek kelimesinden, bunun gibi kelimesi birleşerek munu tek, muntak olmuş. Bu kimse de öyle, bu kimse için öyle sıkıntılar, öyle azaplar var ki ukubetler, sonundaki bar dedik, baştaki bar, sondaki de bar diyeceğim, değil mi? Yanlış söyledim demin. İnevayi bar ana, ona var, onun için var. Bunun gibi çok sıkıntılar, azaplar ki var. Evet, hecirdin derdi, bu verdi gibi yazılmış arkadaşlar. Burada da bir imla hatası var. Hecirdin derdi, başka nüshalarda öyle geçtiği için öyle okuyoruz. Lakin demek. Hecirdin derdi, lakin vasıldın. Ayrılıktan derdi var. Fakat kavuşmaktan dermanı yok. Ayrılıktan derdi var ama kavuşmaktan dermanı yok. Böyle olan bir kimsenin. Ötekine vakit kalmadı. Onu ben size bir taktik vererek farklı bir usulde okuyacağım. 5 dakika. Vezin çok önemlidir. Düzgün yazılmadığı zaman mutlaka vezinden kelime yarım da çıksa ya da bir kelime atlansa bile vezne göre bunu çıkartabiliyoruz. Hiç yazılmadıysa köşeli parantez içinde metin tamiri yapıyoruz. Onun için Sekkaki isimli şairimizin divanı bir nüsha, o da Londra'da. Nasıl gittiyse oraya gitmiş birçok eserlerimiz gibi. Onun ancak
Tıpkı basım nüshasını bulabildik. Orijinali burada olmadığı için alamadık şeyden. Belki orada daha düzgündür. Buradaki biraz ötekilere göre en zor. Bu artık toprak yolun da ötesinde. Patika yol bu. Onun için bunu vezin kolaylığıyla nasıl okuyacağız onu söyleyeceğim. Vezin öyle ki vezni bildiğiniz zaman böyle makamla okur gibi okursunuz. Vezne göre şeyler çıkar. Bu dört mefailün kalıbında bu veznin çok hoş bir hatırası var. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Yıllar önce tam bundan 86 yılında yeni mezun olduğum sene Çorum'da öğretmendim. İngilizce öğretmeni bir arkadaş dedi ki ya üstadım dedi sen şu divan şiirine hayransın biliyorum. Bana bir divan şiiri oku. Şu İngilizce kurbağa dilinden çok dedi sıkıldım. Öyle tabir etti. İngilizce öğretmeni böyle dediği için ben nakilim. Şimdi İngilizler dava açmasınlar. O öyle benzetmiş. Adam bir şeye benzetme özgürlüğü vardır herhalde. Ben çok sıkıldım dedi bundan. Bizim şu tarihi şeylerimizi, kelimelerimizi kulağım duysun da bir kulağımın gönlümün pası silinsin dedi. Ben de dedim ki hocam sizi tebrik ederim. Bu zevki seliminizden dolayı sizi hakikaten tebrik ederim. Böyle birisini ilk defa görüyorum. Bakın dedim divan şiirini hiç anlamasanız bile nasıl müzikten hiç anlamasanız ahengi sizi mest eder. Vezin kulağa hoş geldiği için o kelimelerin ritmi size yeter dedim. Bir şarkı gibi zevk alırsınız divan şiirinden hiç anlamasanız bile dedim. Ve Faruk Nafiz Çamlıbel'in şu kısacık iki kıta dörtlüğünü okudum. İki dörtlük. Ah eden kimdir bu saat kuytuda? Sustu bülbüller hıyaban uykuda. Şimdi ay bir servisimindir suda. Esme eybat, esme canan uykuda. Başka aşıklardan almışsan nefes, başka yerden, başka vadilerden es. Doğmasın ruhumda ani bir heves, esme gülşenden ki canan uykuda. Biz daha konuşmadan, hocanın değerlendirmesini sormadan, önde yürüyen çarşaflı bir teyzemiz döndü ve dedi ki, hay ağzına sağlık yavrum, ne güzel şeyler söyledin, hiç anlamadım ama çok hoşuma gitti dedi. Hoca elini kaldırdı. Hocam pes dedi. Teslim. Teyze her şeyi söyledi dedi. Teyze sana teşekkür ederiz. Ellerinden öperiz dedik. Teyzeyi uğurladık. Bir köy artık nerede? Çorum'da caddede yürüyen bir teyze. Kimse. Vefat ettiyse Allah rahmet eylesin. Hayattaysa Allah uzun ömürler versin. 30 sene önce tanışmadık da yani 35-36 sene önce yaşanmış bir canlı hatıradır bu. Şimdi ona göre vezin bizim için şeydir, bu mefailün, 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 dört mefailünle yazıldığı için bunu ona göre okumaya çalışacağız şimdi. Kara köz, kara köz birle bir gamze kılıp yüz min cefa kılma. Nevaiye göre bu daha sade. Kara köz birle bir gamze kılıp yüz min cefa kılma. Kirişme birle alemni menintik mübtela kılma. Menin bu hasta canımga senin derdin erür merhem. Bak dört mefailin. Çok daha sade fark ediyorsanız. Bak bu Uygur asıllı bir şair. Onlar şeye daha yakın. Kıyametka tigi hergiz bu derdimga deva kılma. Mini ey ay, korkar min kılıp dünyada sergeçte, işi kin toprakın közge tapılmaz, tutiya kılma. Firakın butesi içre, pute kelimesi, pota dediğimiz kelime, bute olmuş burada, onu söylemiş olayım. Evet, firakın butesi içre, tenimi sız gurur herdem. Yüzüm ni altın itkeli, gamın ni kimiya kılma. Ahir biga ne tip giryan, işi kingdin kovar bolsan, küler yüz kör güzüp evvel kişini aşina kılma. Ey sekkaki diyor, bu vezin icabı i sekkaki okulması gerekiyor. İ, yani ey manasında. Açık heceyle başlamak lazım. İ sekkaki
Bu şeyh kapkın ganimet tut. Evet. Tut çü zülfinga. Evet, zülfinga. Zülfine yani. Azakın bağlagan kuşsun. Uçarga hiç heva. Kılma yazılmamış. Tabi kılma diye bittiği için okuyoruz. Uçarga hiç heva kılma. Açıklamaya vaktimiz yok. Sizin sabrınızı daha çok zorlamak istemiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani bu kadar böyle can kulağıyla dinleyen bir grubu nadir oluyor. Sizi hakikaten tebrik ediyorum. Siz de tayyi zaman ettiniz zannediyorum. Evet, 15. yüzyılda 600 sene geçmiş aradan. İnşallah faydalı olmuştur. Arkadaşlar, hepinize başarılar dilerim. Nasıl fotokopiler var, onları fırsat oldukça okumak arzu edenler devamını okurlar. Hadi hayırlı günler.